Brokoli fidesinin nasıl yetiştirildiğini, kısaca ne zaman tohum ekiyor, e, ne zaman tarlaya ekime, dikime, fideler hazır hale geliyor dikime, ondan kısaca bahseder misiniz? Bize kendinizi tanıtır mısınız? Adım Ömer Türker, ee, Torbalı İlçe Tarım Müdürlüğü'nde ziraat mühendisi olarak çalışıyorum. Ömer Bey farklı bir şey duyduk. Genelde bu son dönemde eskiden çiftçilerimiz fide yapardı ama son dönemde hepsi hazır alıyorlar. Çiftçimiz maşallah fidesini tohum ekim makinesi bile almış, fidesini de kendi yapıyor. Peki tohum ekim makinesi olmadan bunu yapamaz mı? Yapar. Ama Nasıl yapacağız efendim? Biraz emek evet. sarf etmesi gerekir. Üreticimiz büyük bir üretici olduğu için tohum ekme makinesini almış evet. ve kendi fidesini üretir durumda oldu. Evet. Peki nasıl yapardık ee, normalde bir fidelik normal, mi hazırlardı? No, normalde e, çitlik kübresi, evet. kum ve toprak karışımıyla güzel bir tohum yatağı hazırlanıp, çok güzel. Buraya tohumları sırayla ekebiliriz, elimize serpme usulü de olabilir. Evet. Daha sonra e, su, sulayarak, Evet özellikle e, delikli süzgeçli, e, değil e, mi? Deline kaçırmamak evet. lazım çünkü. E, aşırı da sulama yapmamak şartıyla e, fideyi üretebiliriz. Ayrıca evet. üzerine na naylon örtüyle kapatırsak e, daha erkencilik de sağlarız. Çok güzel. Peki hangi mevsimde örneğin e, bunu yapmaya başlamamız lazım? E, bizim yöremizde kışlık olarak üretildiği için genelde Haziran ve Temmuz aylarında tohum ekimi yapılmakta. Evet, ondan sonra A iş tarlaya geçirme aşamasına… A A Ağustos ayında da, Ağustos-Eylül ayında tarlaya geçirmekte. Peki Kademeli bu fide vardır. yetiştiriciliğinin bir problemi, çiftçinin kendi fidesini yetiştirmeye kalkarsa karşılaşacağı çok büyük problemler olur mu, yoksa bir zorluğu yok mu? Ee, aslında bir zorluğu yok, ancak e, solgunluk hastalıklarına dikkat etmesi gerekiyor. Kök boğazı, evet, çürüklikler, bir kök, kök çürüklü. Çürüklü. Evet. Fusaryum gibi hastalıklara dikkat etmesi evet. lazım. Onun için de koruyucu olarak ilaçlama kullanması gerekiyor. Evet. Peki sevgili çiftçi dostum, acaba toprağınızı hazırlamaya bu brokoliden sonra farklı bir ürün gireceksiniz herhalde? Evet. yerine yazlık bir ürün ekeceksiniz evet. onu da kaldırdıktan sonra brokoli için toprağınızı hazırlamaya ne zaman başlıyorsunuz Efendim yazlık ürünler e, Ağustos sonu Eylül içinde biter Evet Ondan sonra toprağı bir 10-15 gün dinlendirmeye alıyoruz hazırlık evet. aşamasında Evet Ondan sonra işte 20 gün bir ay içinde Kışlıklara tekrar başlıyoruz. Başlıyorsunuz, yani. bu arada da fidenizi kendiniz fideliğinizde evet. hazırlıyorsunuz. Fidenin zaten kaç günde yetişeceği belli hı hı. zaten, 100 günlük. Ee, pardon, yetiştirme 100 günlük de evet. fideler e, 45-50 gün içerisinde hazır oluyorlar. hazır olur yani.